Şunu söylemezsem doğru iş yapmış saymam kendimi. Binlerce canı aldı. Milyonlarca insan öldü dünyada ve hep söylüyorum, çok yakınımızda sevdiğimiz, bildiğimiz, böyle çekiç gibi dediğimiz adamlar öldü gitti ya. Aldı bizden, kopardı götürdü bu Covid denilen illet. Hafif diyebileceğim kadar rahat atlattım. İki akşam hafif ateş, üç gün sırt ağrısı, yine çok şiddetli demeyeceğim, diyemeyeceğim seviyede. Hala da bitmeyen bir tat ve koku kaybı oluşturdu. Ama bunun dışında basit bir gribal enfeksiyon gibiydi. Böyle atlattım COVID'i. Ve bunun büyük ölçüde yaptırmış olduğum aşılardan olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu kadar, yani bir tarafta aşı yaptırıp da işi benim gibi ucuz atlatanlarla, bir tarafta aşı yaptırmadığı için yanımızdan ayrılan, bak, sapasağlam arkadaşlarımız var. Aşı yaptırmadığı için oluyor bunlar. Aşı yaptıran, yaptırmayan kişiler arasında şu an istatistik bu söylediğim şey. Bak, Sağlık Bakanlığı'nın resmi verileri o bu falan filan demiyorum arkadaşlar. Gemlik Devlet Hastanemizde Covid'den kaybettiğimiz yurttaşlarımızın 19 kişide bir tanesi aşı, bir aşılı falan böyle, 18 tanesi aşısını yaptırmamış olan. Bak, bu kadar net önümüzde bir şey varken, 19 kat daha riskliyken hiçbir tez, hiçbir hipotez, neyse, aşı karşıtlığı durumunu makul kılmaz. Güvenmemek, o bu falan, ya yaşadık işte bak. Aşı olmadığı için kaybettiğimiz, çok yakın zamanda Kamil hocamız var ya, hiçbir sağlık problemi olmayan bir arkadaşımızdı. Sopa sağlam adam. Bak, göçtü gitti ahirete. Allah rahmet eylesin hepsine. Ama hala fırsat varken, ya hangini yaptırırsanız yaptırın arkadaş, gidin aşı olun. Aşı olun, bak, bu kadar kıymetli. 18 aşı yaptırmayana bir aşı yaptıran kaybediyoruz. İstatistik bu. Ve devletin, hani size ne canım, olursa ben ölürüm. Yok ya, herkese söylüyorum ben, annen baban sana yatırım yaptı dünya kadar. Allah can verdi bir kere, borcun var. İyi bakmalısın kendine. Üzerine bir de bu devlet sana yatırım yapıyor ya. Ya yetişmiş bir bireyin Birleşik Devletler'de karşılığı 5 milyon Amerikan doları arkadaşlar. Bizim bir doktorumuza, bir mühendisimize bu gözle bakıyor. Yatırım yapıyor adam. 6 yaşında bir başlıyor. 26 yaşına kadar devlet sana bakıyor okulunda. Sağlık sisteminde. Sosyal yardımıyla, sosyal devlet ilkesiyle, anlayışıyla. Ben sana bu kadar yatırım yapacağım. Seni ilgilendirmez. Ben ölürsem ölürüm. Yok, o kadar hafif değil bu. Haktır ya. Haktır yani. Lütfen aşı vurulmakta imtina eden dostlarımız, arkadaşlarımız bu düşüncelerini silsinler akıllarından ve en yakın sağlık kuruluşuna gidip hangi aşıyı istiyorsa onu yaptırsın. Ama yaptırsın.